Evet. Neyini beğendin İrfan abininkini? Yani daha güzel geliyor. O daha güzel geliyor dedim. Seda sen söyle, hangisini daha iyi buldun kendince? Barış abi. Barış abi. Onun neyini buldun iyi? Yani gözü çarpıyor, siyahları falan diye. İrfan abinin de öyle ama. Evet. İrfan abininkini de öyle diyorsun. Evet, Eros sen söyle bakalım. Sen hangisini iyi buldun? Barış abininkini. Barış abi neyini iyi buldun? Söyle bakayım. Ya tasarım falan yapmış. İşte saksıları falan yukarıda asılan. Evet. Yapmış. Onlar gözüme çarptı. İşte geyik kafası falan orada. Hı. Bir de o şöminenin yanındaki tuğlalar. Aa. Çok güzel olmuş değil mi? Boyutlar iyi olmuş. O güzel. Ama İrfan abiminki de güzel. Koyu. O da güzel. Evet. Sen söyle bakalım. Sen. Bence de güzel. İrfan da güzel ama Barış'ın daha dolu dolu, daha hareketli, daha gerçek, daha hoş. Canım İrfan'ınki de güzel, o da güzel tabii. Sadece Barış'la İrfan'ınki de yok yani. Başka çalışmalar da var arkadaşlar. Onlara da bakın. Şu alt tabak diğer kısım bakın, çalışmasına bakın bir. Ne kadar gerçekçi Rüya. Değil mi? Niye hep Barış'ınkini, İrfan'ınkini görüyorsunuz? Ama bak orada da bak. Real bir gerçek var şeyin. Değil mi? Belkıs'ında. Veya Belkıs'ınkini tetikler yapın. Veya artıyorum. Öbür yanda bak Alperen'inkine bakın. Alperen'in de değişik bir tasarım bak. Bacıyı buradan çıkarmış. Güzel. Öyle değil mi? Sonra senin de bak orada. Kanepen ve şeyin ikili kanepen. Güzel, güzel, güzel. Öyle değil mi? Tek bir şeyde takılmayın yani. Söyle bakayım Fatoş sen de. Şimdi İrfan'ınki de güzel olmuş ama hani şeylere girersek kapı falan olmamış. O çok büyük olmuş kapı galiba. Başka mı deriz hani hem bir evet. Mesela Barış'ınki onda hani o tip daha iyi olurdu. Barış'ınki güzel ama biraz koyuların bir koyu daha. Vurgu olsun. İrfan sen söyle en güzel hangisi olmuş? Bana sormayacağım. Ay olur mu canım? Yok. Bana kalırsa en güzel Aylin. Aylin'inki de tabii güzeldi. Bakın unutmayın. Aylin'in evet. Şeyinki hocam. Belkıs'ınki çok hoşuma gitti. Hatta en hoşuma giden o arkadaki... Perspektifteki falan, şey falan yerdeki minderler, çullar güzel olmuş. O barbekü diyelim. Yanlış anlaşılmasın. Konumuzun içerisinde burası bir teras katı. Şömine değil, barbekü onlar. Yani hani böyle en üst katta veya yazlık bir yer, Saybiye kasabasında. İşte yazlığımızın üzerinde bir barbekü, işte ikili bir kanepe. Diğer taraftan tasarım olarak bazen baktığımızda Emre Can'ınkine bakın bir. Yani koltuk, köşede bir sürrali şeyler. Adam Salvador Dali olmuş sanki ya. Şey, değil mi? Manzarası balkon. Yani koltuk duruşu, işte ne bileyim bak Dalmatçalı gibi. O köşede bir havuz, şey, şelale gibi. Nerede şey Emre Can? Emre Can, neredesin? Ha, burada. Evet. O değil mi? Açıklama yap. Evet hocam, şey, küçük süs şeyler olur ya. Ya su değil mi? Akıyor. Şeyler, küçük okyanus. Kış yaptı, sonra İrfan yaptı, diğer taraftan işte Batuhan yaptı. Yani hepsinde güzel şey. Arkada biraz o koltukta biraz vurgu var, hemen diğer çitiler falan hissediliyor seninle bak. Amaç öyle olmalı. Şimdi tabii ki herkesin kendine göre bir stili de var. Burada Alperen biraz resimsel, desensel çalışıyor. İlle tonluyor, farklı bir şeyler yapayım diyor. Onu, biz ondan sıyrıl demiyoruz. O da güzel sanatlar lisesi sınavlarına katılacak. O onun karakteri. Ama biz tabii daha yüksek eğitime yönelik eğitim verdiğimiz için daha çok hani karakterdir, ne bileyim tasarım ağırlıklı eskiz çalışmaları ön plana çıkmalı. Tabii burada... Zaten birinci olacaktınız ya. Büşra ile. Onlar hangisinde burs kazanmış? Onlar da en tasarım.
merak ederim. İkinci %100 burs. Birinci İrfan Çiftçi Endüstriyel evet. Tasarım'da. Süper. İkinci Beytullah Batuhan Daşdemir. Yok. Endüstri tasarıma baktınız şimdi evet. Daha. Yok. İşte herkese yemek benden. Kredi Merve Öster, grafik %100 burs. Öbür yanda Merve kız ya. Merve Öster. Öster. Şey yapan. Merve kim? Ceren. Evet, o kadar. Merve de ikinci olmuş. %100 farklı olmuş. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Evet. Komandoları diyelim. Zaten özel üniversiteler hep %100 burslu kazandılar. Şimdi esas dananın kuyruğu devlet üniversitelerinde belli olacak, kopacak.